Müjdat Bey geçtiğimiz yıllarda 69. sanat yılını kutluyordu. Bana da sordular, bir mesajınız var mı? Müjdat Bey'e bir video yollar mısınız dediler, o organizasyonu yapan arkadaşlar. Ben de şey demiştim, millet 69'dan tavşan yapmayı zor beceriyorken siz 69 yıldır böyle mizah yapmayı nasıl başardınız diye. Çok hoşuna gitmişti o gece, özel olarak aradı, teşekkür etti. Herhalde bu sene 71-72. sanat yılı herhalde. Evet, evet. Allah onu ekranlardan, sahnelerden eksik etmesin. Tabii kayyum meselesi eğer... Ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Birincisi yani şöyle bir şey. Türkiye demokrasisini 80 yıl geriye götüren bir şey. Türkiye 80 yıldır belediye başkanlarını insanların seçtiği, verdikleri oylarla şehirleri kimin yöneteceğine karar verdiği bir ülkeyken ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili rejime geçmesiyle birlikte yarışla olurken ve hiçbir dönem, hiçbir süreçte kimse böyle bir şeye cüret etmemişken, tenezzül etmemişken bu iktidar kazanamadığı belediyeleri kayyum eliyle ele almak ya da kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni özellikle cezalandırmak ve bütün belediye meclis üyelerine de belediye başkanını bir kere normalde bir suçu olursa belediye başkanının suçu kesinleştiğinde düşüyor zaten. O zaman da belediye meclisinden seçiliyor. Ama bir kanun hükmünde kararnameyle bunu eğer suçlama terörse yargılama beklenmeden yani suçlandığı anda kayyum atıyor. Belki beraat edecek. Mahkemenin kararını beklemeden atıyor ve onun yerine de belediye meclis üyeleri içinden seçmek yerine onlara siz de hepiniz teröristsiniz diyor ve 5 kişilik bir kurul atıyor, yoluna bakıyor. Bugün Esenyurt'ta yapılan bu. Ahmet Özer 3 büyük yalanla kayyum atandı. Esas şey şu, Kürtlere kızıyorlar Esenyurt'u, Esenyurt'ta neden CHP'nin adayına oy verdiniz diye. Hatta iddialar var, yalanlar var. Onu da şuradaysa göstereyim, bakın bunu gösterdim. Bakın 3 büyük yalan var. Ahmet Özer demlidir yalanı. 10 yıldır üye Ahmet Özer. Belediye milletvekili adayı olduğunda benim odama gelip destek istemiş kişidir yani. Ahmet Özer. Remzi Kartal'la görüştü diyorlar. İddiası var, kanıtı yok. Ne günü belli ne saati. Oysa iki AKP'linin birisi Ayşenur Bahçekabılı, birisi Hüseyin Yayman, birisi hala milletvekili, birisi de meclis başkan vekilliği yapmış. Oturdular, yemek yediler Remzi Kartal'la birlikte. Dün de bu hatırlatıldığında mecliste enteresan bir diyalog olmuş. Ali Mahir Başarır burada oturuyor Remzi Kartal'la yemek yiyen deyince söz almış, kendini savunacak. Ben onu gazeteci ve akademisyen kimliğimle yaptım demiş. O telefon görüşmesinin yapıldığı iddia edilen 10 yıl önce de bizim Ahmet Özer akademisyenden başka bir şey değil ki. Belediye başkanı olduktan sonra görüşmemiş. 10 yıl önce görüşme yaptığı iddia ediliyor. Günü, saati, tarihi belli değil. Üçüncü büyük yalan, hesabına kaynağı belirsiz para geliyor. Yatan para kızının kira bedeli. İspatlandı. Şimdi bu kişiye kayyum atadılar. Ayrıca Mardin gibi, Ahmet Türk gibi ömrü barış demekle geçmiş, ömrü çözüm demekle geçmiş, ömrü kardeşlik demekle geçmiş birisine kayyum atadılar. Bugün bile çözümden bahsetmiş. Hep öyle. 73'te CHP milletvekili. Ben daha hayatta yokken İki dönem CHP'de milletvekilliği yapmış. Yani ben hayatta yokken başlamış. Ben küçücük bebekken de ikinci dönemini yapmış çocukken de. İki dönem CHP'de yapmış. İki dönem DEM Parti ya da işte önceki isimleriyle BDP'de, HDP'de falan yapmış. Defalarca belediye başkanı seçiliyor, kayyum atıyorlar. Geçen hafta Adalet ve Kalkınma Partililerle bir kan davasını çözümlenmesi yani için barış yemeğinde Hayretler Cumhurbaşkanı yardımcısıyla evet, birlikte oturmuş. Bizim buradaki meselemiz şu, hangi parti olduğuna bakmayız. 2011'de çok yakından hatırlayacaksınız, CHP'nin de o günkü, bugünkü demin de MHP'nin de milletvekilleri tutukluydu. Biz ayırmadan üçüne bir gidiyorduk.